AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve 27. dönem Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'la bir araya geldi. Seçimlerden sonra birinci önceliklerinin ekonomi olacağını ifade eden Yılmaz, seçimler için destek istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti 27. dönem Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Cevdet Yılmaz ziyaretleri kapsamında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'la bir araya geldi. Cevdet Yılmaz'a AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti. Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden faydalandığını anımsatan ETSO Başkanı İdris Alan, Yılmaz'a teşekkür etti. Bakanımı bugün burada görünce de ayrıyetten duygulandım, ayrıyetten bir keyif aldım. Bakan Yardımcımız Yusuf Coşkun Beyefendi'yi burada görünce mutlu oldum. Burada bir nostalji yapamadan geçemiyorum. Dönemin Başbakanı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey, Sayın Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz Bey, Sayın Kalkınma Bakan Yardımcımız Yusuf Coşkun Bey, bugün Elazığ 6. bölge teşviklerinden yararlanıyorsa yukarıda Allah, aşağıda kendilerini sayesinde. Ben tekrar Rabbim onlara bir teşekkür etme fırsatı verdiği için bize ne kadar şükretsem azdır. Tekrar odamızı ziyaretten dolayı ben odam ve yönetimim ve şahsım adına sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz Sayın Bakanım. Geçmiş dönemlerde Başkan İdris Alan'la çalışma fırsatı bulduklarını belirten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, nitelikli sanayinin ve üretimin bölgeye gelmesi anlamında Elazığ'ın ciddi bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Geçmişte de az önce bahsettiği gibi birlikte hizmet etme imkanımız olmuştu. Çok da güzel bir diyalogumuz olmuştu. Birlikte Elazığ için neler yapabiliriz diye defalarca konuşmuştuk. Bugün kendisini tekrar Başkan olarak ziyaret ediyorum. Başarılar diliyorum. Ticaret sanayi odaları önemli gerçekten. Bir ilin kalkınmasında, gelişmesinde, üretim kültürünün gelişmesinde çok kıymetli. Elazığ bölgemizin lokomotif illerinden bir tanesi, merkez illerinden bir tanesi. Dolayısıyla Elazığ'da olacak her türlü olumlu gelişme bütün bölgeyi etkiliyor. Önümüzdeki süreçlerde de inşallah yeni yeni yatırımlara, yeni yeni hizmetlere vesile olur diyorum. Elazığ nitelikli sanayinin bölgemize gelmesi anlamında, yeni katma değeri yüksek bir takım üretimlerin yapılması anlamında ciddi bir altyapıya sahip. Çok güçlü bir insan sermayesi var, beşeri sermayesi var. Bütün bunlarla inşallah önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar görürüz. OSB'miz bugün farklı bir noktada ama bunlar yeterli mi? Elbette yetmez. Daha da güçlüsü, daha da iyisi inşallah hep birlikte başarılır. Seçimlerden sonra birinci önceliklerinin ekonomi olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, yeni dönemde yatırımların güçlü şekilde devam edeceğini kaydetti. İnsanımızın ekonomik beklentilerine cevap vermek, Cumhurbaşkanımız hep altını çiziyor, yatırım, istihdam, üretim, ihracat diyor. Cari açığı da fazlaya dönüştürerek büyümemizi devam ettirmemiz diyor. Bunlar ülkemizin hedefleri. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde yatırımların devam ettiği, genç nüfus başta olmak üzere istihdam imkanlarının geliştiği, üretimimizin arttığı ve ihracatımızın arttığı bir dönem olur. Bunun için de topyekun kalkınmaya ihtiyaç var. En büyük teşvik huzur güven ortamıdır. En büyük teşvik budur. Diğerleri ikincildir. Çok şükür şu anda bölgemizde çok iyi bir huzur ortamı var, güven ortamı var. Siyasi istikrarla birlikte huzur güven ortamı, teşvik politikaları, bütün bunlarla birlikte yeni bir yatırım dönemine de bölgemiz, illerimiz girecekler diye inanıyorum. Cevdet Yılmaz, Elazığ'ın her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana göstereceğini söyledi. Tarihimizde ilk defa bir ikinci tur seçimi yaşayacağız. 28 Mayıs'ta başkanlık anlamında bir ilk yaşayacağız. İki aday kaldı. Onu da milletimiz gidecek özgür iradesiyle huzur ve güven ortamı içinde, demokratik olgunluk içinde belirleyecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. Elazığ ilk seçimde tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu doğrusu.
Elazığ halkına da şükranlarımızı sunuyoruz. Gerek partimize, ittifakımıza verdikleri destek için, gerekse Cumhurbaşkanımıza verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyoruz. 28 Mayıs'ta da inşallah daha da güçlü bir şekilde bir destek sunacaklarına yürekten inanıyoruz.